Good afternoon, everyone. I hope you're enjoying the Congress. Now is the time for the keynote speaker, Professor Ronghao Wang, who is going to deliver a speech on promoting quality and resilience of higher education by integrating online learning. Let me introduce him. Professor Ronghao Wang, born in 1965, is a professor and deputy dean of Faculty of Education in Beijing Normal University. Professor Huang, can you turn your camera on as well? Yes, now you're okay. Yes. I will be continuing to giving some more information about Professor Huang. The Dean and Deputy Dean of Faculty of Education in Beijing Normal University, in which educational technology is one of the national key subjects, and Director of R&D Center for Knowledge Engineering, which is dedicated to syncretizing artificial intelligence and human learning. Professor Huang is visionary and active in the field of exploring how to improve human learning by developing new tools and utilizing new methods innovatively, especially collaboratively learning and its supporting software. He holds a science master from the Department of Mathematics in 1988 and a PhD from School of Information Science from 2000, both in Beijing Normal University. He had been engaged in teaching mathematical course as well as developing computer software for 8 years since 1988, and then turned to studying educational technology. Professor Huang has been highly active in academic organizations, both at home and abroad. He was co-chairs of the program committee of the 6th and 8th Global Chinese Conference on Computers in Education, and chairs of the organizing committee of the International Conference on Computers in Education, the 10th International Conference on Computers and Advanced Technology in Education, and the 5th International Conference on Wireless, Mobile, and Ubiquitous Technologies in Education. He was the general co-chairs of the 5th International Conference on Advanced Data Mining and Applications, and the International Conference on Hybrid Learning. He is editor-in-chief of Global Chinese Journal for Computers in Education. In addition, he's currently serving on the Executive Committee of Asia-Pacific Society for Computers in Education from 2008 to 2011. Professor Huang, welcome to the session. And the screen is all yours. Thank you, Chair. It's my honor to join the conference, International Youth in Education Research Congress. Today, I want to share some information on promoting quality and the resilience of higher education by integrating online education. Before I talk about the quality and resilience of education, I want to say some information from my background, actually maybe help you to understand what I say. Actually, Beijing Normal University, actually I worked in Beijing Normal University for more than 30 years. Beijing Normal, we use the model as learning, so as to instruct the others, acted to serve as example to all. Actually, this university founded in 1902. It is a pioneer in education in China. It focuses on teacher education, education science, basic learning in both the arts and the sciences. And actually, it's the first to offer master's degree and doctorate degree in education in China. For myself, actually, I also worked as a director of UNESCO International Research and Training Center for Rural Education.
Actually, this center is the first center in UNESCO in education. It focuses on education for rural transformation. Actually, for INRED, our mission is to promote socio-economic development in rural areas by bringing about the positive changes in thinking and behavior of rural people who make up the majority of population in developing countries. Actually, it has contributed to the achievement of SDG 4 from UNESCO. We focus on four areas. The first one is skills. Skills development for rural transformation, including skills development for rural people, rural community learning centers, and the learning villages. It is in line to support SDG 4.4 and 4.6. Actually, as you know, Education Agenda 2030, we call SDG 4, it including 10 goals from 4.1 to 4.7 and 4.8 to 4.3. The same with teachers. Called teachers for rural schools. We try to help to create a support assistance for rural teachers and also rural teachers employment and the equity and the quality in rural education. It matches the needs to support SDG 4.1 and 4.3. The second one is gender equality and the women leadership. It including empowering women and the girls in non-formal education and help to promote gender equality and women leadership in schools. It aligns to support SDG 4.5. The last one, ICT. As the education for rural development is also very important areas. The role of ICT in non-formal education and rural development, and also including the role of ICT in facilitating rural schools. Actually, it aligns to support SDG 4.B. The second one is also I'm working as the director of another center. We call National Engineer Laboratory for Cyber Learning and Intelligent Technology. Actually, it is a high-level laboratory for cyber learning and intelligent technologies. It including five pillars. One is to create interactive technology for cyber learning. It means new ICT infrastructure. The second one is knowledge modeling and analysis. We try to help the country do digital resources and service. The third one is learning modeling and learning analytics. It focuses on learning and teaching. The fourth one is design and assessment of learning environment. It will include learning space and the campus. The last one is in systematic education governance. Professor Huang, excuse me for a while. Will you please share the PowerPoint? The PowerPoint sharing, that's true. Wait a minute. 没有，他刚刚这个关掉了，所以他把share又关掉了，所以我刚刚本来要调的。Yes, now we can see it. Okay. Thank you. Okay. Actually, the National Engineering Laboratory goals. One is for the ICT education in the whole country, and also to make the collaboration with all the enterprises to support the industry development is from the central government. The next one is the Smart Learning Institute of Beijing Normal University. Actually, it's a jointly cooperation between Beijing University. İle ünlü bir şirket arasında, bir teknoloji şirketi arasında bir işbirliği gerçekleştirerek semantik çalışmalar ve aynı zamanda öğrenim ortamıyla ilgili çalışmaların yürütüldüğünü belirtelim. Tasarımla ilgili olarak çalışmalar da yürütülmektedir. Element is which is of academic ortamı içerisinde
eğitimle ilgili yayınlar yer almaktadır. Küresel bazlı, küresel toplulukta da yayınlanan ve yetkin eğitimi destekleyen yayınlar burada yer almakta. Aynı şekilde raporlar da yayınlanmaktadır. İşbirliği bu özel sektörde aynı şekilde üniversite arasında yapılan işbirliğine dayalı olarak teknoloji alanında yayınlar, raporlar, kitaplar ortaya konulmaktadır son yıllarda. Ve 2018 yılı itibariyle de aslında gelecekteki eğitimle ilgili ortak sanal laboratuvar çalışmaları Çin ile Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri arasında imzalanan mutabakat zaptıyla uygulamaya konulmuştur. Ve bu laboratuvara burada görebiliyorsunuz. Aslında gelişmekte olan ülkeler açısından eğitimde bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımı konusunda öğretmen eğitimi hedef alınmakta, dijital eğitim kaynakları, yenilikçi öğretim ve bu konuda bilgi iletişim teknolojilerindeki kolaylaştırılmak ve bilgi iletişim teknolojileri altyapısının desteklenmesi, politika analizi ve planlama çalışmalar içerisinde bulunmaktadır. Ve Sırbistan'da aynı zamanda bir merkezde işbirliği içerisinde bulunduk. Çin'deki üniversite ve eğitim merkezleriyle birlikte Sırbistan'dan bir kurumun da katılımıyla gerçekleştirilen ortak bir sanal laboratuvar projesiydi bu. Ve bir diğeri de Asya Avrupa toplantısı eğitimi 2030 gündemiyle ilintili bir toplantıydı. Bu toplantı büyük bir organizasyondu aslında. Ve burada hem Asya hem Avrupa'dan paydaşların katıldığı uzun süreli, uzun vadeli bir eğitim süreci stratejisinin, ortak bir stratejinin geliştirilmesi hedeflenmekteydi. 53 ortağın katılımıyla ve bunların arasında biz de yer alıyoruz. Aynı şekilde bazısı bir yılda bir kez, bazısı iki yılda bir katılıyor bu toplantılara. Ve Asya'ya, Avrupa'ya bakıldığı zaman %60'ı küresel nüfusun, küresel ekonominin %65'i, küresel ticaretin %55'i ve küresel turizmin %75'i bu bölgelerde, coğrafyalarda oku bulmaktadır. Dolayısıyla buradaki stratejinin geliştirilmesi, uzun vadeli stratejinin geliştirilmesi çok önem taşıyor. Asya, Avrupa eğitim süreciyle ilgili güçlendirilmiş bağlantılılığı tesis edecek şekilde. Ve aynı şekilde Asya, Avrupa eğitim ortakları ve paydaşlarının daha fazla bağlılığını gibi sağlayacak şekilde görünürlüğü ve bilinirliği arttırmayı hedefledik. Ve burada gene sonuç odaklı girişimlerin ve projelerin analiz, izleme ve değerlendirmede yer almasını sağlayacak geliştirme çalışmalarında bulunduk. Gene burada Avrupa ile Asya arasında gerçekleştirilen yüksek öğretime yönelik çalışmalarda aslında yapay zekanın kullanımı ile ilgili önerilerde bulunulmuş oldu. Pilot üniversiteler seçildi bu kapsamda. Aslında bunlar ittifaklı üniversiteler birliği ya da ittifakı olarak önerilen yapıyı ortaya koyabiliriz. Enstitüler seçildi, üniversiteler seçildi Asya ve Avrupa'dan. Böylece deneyim paylaşımı gerçekleştirilebilecek, araştırmalar yapılabilecek ve faaliyetler düzenlenebilecekti. Kimi standartlar ve kılavuzlar yayınlanabilecek ve aynı zamanda kampüsler öğrenim ortamları olarak yönlendirmede bulunacak. Yüksek öğretimle ilgili kimi kalite standartları geliştirilecek ve sanal laboratuvar standartları oluşturularak öğretmen eğitimi standartları ortaya konulacaktı ve yetkinlik temelli öğrenimin güçlendirilmesi sağlanacaktı. Aynı şekilde dijital yamaların ve mikro ölçekteki çalışmaların da burada yer verildiğini söyleyebiliriz. Peki online eğitim dediğimiz zaman neden bahsediyoruz? Üçüncü dalga dediğimiz zaman kaliteden eğitimini kalitesinden bahsediyoruz. Online eğitimin entegrasyonundan bahsediyoruz. Şu anki durumda mevcut
olarak nelerden bahsedebiliriz çevrim içi eğitim dediğimizde, online eğitim dediğimiz zaman COVID-19 bunu tetiklediğini de belirtebiliriz. Ve bilgilerin gönderilmesine bakıldığında geçtiğimiz yılda sizin de bildiğiniz gibi UNESCO her yıl or toplantılar organize etmektedir. Buradaki eğitimdeki temel faktörlerin güçlendirilmesiyle ilintili ve burada bir online toplantı gerçekleştirdi. Geçtiğimiz sene diğerlerinde fiziki olmakla birlikte geçtiğimiz seneki aslında çevrim içiydi ve burada farkındalık oluşturma hedefi güdülmekteydi. Aynı şekilde öğrencilerin için aynı zamanda buradaki cep telefonlarının kullanımı aracılığıyla uzaktan öğretim konusunda çalışmalar yürütüldü. Artık sınıf ortamının ötesine geçilen yapılanmalar söz konusu. Bunlar aslında ele alınmış oldu. Online eğitim dediğimiz zaman aslında burada izlekler var, temalar var. Açık eğitim gibi tanımlayabileceğimiz, kitlesel açık eğitim olarak adlandırabiliriz bunları, çevrim içi eğitimle bağlantılı olarak. Bunlar arasında öncelikle açık ders gerekçeleri ya da courseware girişimi var. Küresel bazdaki startup hibelerinden bahsedecek olsak, burada 11 milyon dolarlık bir standart hibesi almış durumda. MIT girişimi bu. 500 tane çevrim içi ders var burada. Ve çok ünlü aslında. Birçok ülke bunu kullanmaya çalışıyor. Buradaki açık open courseware olarak adlandırılan, açık ders gerekçeleri olarak adlandırabileceğimiz programı ve aynı zamanda eğitim kaynaklarına erişilebiliyor ve bunlar açık içerikler olarak, açık üniversite olarak, açık eğitim olarak ve açık öğrenim olarak karşımızda duruyorlar. İşte bu da gerçekten önemli bir araç sağlıyor açık eğitimle ilgili olarak dünya çapında open courseware. Ve bu noktada ünlü bir profesörün, ABD'deki ünlü bir profesörün de söylediği gibi, aslında önerdiği gibi bu konuda bilgileri bir araya getirmek gerekiyor. Özellikle açık eğitimle online eğitim arasında uygulamada bunun gerçekleştirilmesi gerektiğine ilişkin bir vurguda bulunuyor. Üniversitelerin bu konuda etkilendiğini çok açık bir şekilde söyleyebiliriz. Yüksek düzeyde etkilendiklerini, bu dalgadan, aynı zamanda yapay zekadan bunu söyleyebiliriz. Ve insanlar da bu tarz kursları organize etmenin çok kolay olmadığını tabii ki söylemekle birlikte open, açık çevrim içi eğitim araçlarıyla yine de mümkün kılınabilen platformlar bulunduğunu belirtebiliriz. Açık kaynaklar yani. Üniversitelerde bu açık kaynakları kullanarak kendisini geliştirebiliyor. Bununla ilgili dünya çapında kullanılabilir fonlar da var ve bu fonlardan da faydalanılıyor aslında. Geçişi sağlamak için aynı zamanda online eğitime, kitlesel online eğitime. Üçüncü dalga dediğimiz dalga ise bahsettiğimiz gibi COVID-19 pandemisi tarafından tetiklenen çevrimiçi eğitim dönemi olarak adlandırılabilir. Ve burada kimi öneriler var. Tony Bates'in ortaya koyduğu önerilerde çok ünlü bir profesör kendisi burada devreye girmiş oluyor. Çevrimiçi online eğitimde ünlü bir profesör bu. Dolayısıyla neler yapmak gerekiyor buradaki online eğitimle ilgili olarak? Öncelikle mesleki danışmanlıktan yararlanın ve aynı zamanda yardım alın başlamadan önce. Önce doğru teknolojiyi bulun ve aynı zamanda organize olun. Uzun derslerden kaçının.
öğrencilerin iş yükünü yakından takip ediyorum. Bütün dersleri bir arada vermeye çalışmaktan kaçının. Belirli koşullarda ne yapabiliyorsanız onun en iyisini yapın ve kaynaklarınızı arttırın. Daha başka kaynakları kullanın. Bu noktada aslında insanlar tabii ki bu öneriler üzerinden hareket edebilir ve yüksek eğitimde çevrim içi olanakları kullanırken bunlardan faydalanma yoluna gidebilirler. Ve çevrim içi eğitimine bakıldığı zaman 2000'den beri bir yükseliş gösterdiğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda destekli öğrenmeden başlayarak öğrencilere yönelik olarak bu olanakların geliştiğini söylemekle birlikte talep üzerine eğitimin hemen sonrasında 2020 ile birlikte herkes için çevrim içi eğitime geçilmiş oluyor. Çin'de ise biz yeni normal, yüksek öğretimde öğretimin yeni normali olarak adlandırabileceğimiz bir yaklaşıma geçmiş olduk geçtiğimiz yıldan itibaren. Kolej ve aynı zamanda üniversite burada çevrim içi öğretime, eğitime geçmiş durumda Çin'de. 1 milyondan fazla öğretmen, 1 milyondan fazla dersi çevrim içi olarak sunmuş durumdadır. Ve kolej öğrencilerine bakıldığı zaman 17.75 milyon kolej öğrencisinin online eğitime katıldığını söyleyebiliriz ve dünyadaki en yüksek rakamlardan birisi de budur. Peki biz burada çevrim içi eğitimi nasıl mümkün hale getirebiliriz? Öncelikle yetkinliklerin gelişmesi gerekiyor. Öğretmenlerin yetkinliğinin yüksek öğretimde geliştirilmesi gerekiyor. Bunu hedef aldık Çin'de. Ve bu noktada da derslerin yapısının çevrim içi kaliteye uygun biçime getirilmesi gerekiyor. Kaliteyi sağlaması gerekiyor. Aynı zamanda çevrim içi öğretimin öğrencilerin öğrenimini güçlendirecek şekilde konuların netleştirmesi gerekiyor ve yönetimde yenilikçilik gerekiyor. Burada pratik yöntemler kullanılarak çevrim içi öğretimin kalitesi temin edilebilir ve bu tarz çalışmaları yürütmüş olduk. Aynı zamanda benim enstitümde COVID-19 sırasında biz kendimiz ne yaptık? Sadece enstitü içerisinde el kitapları yayınladık, kitapçıklar yayınladık, çevrim içi eğitimle ilgili olarak kılavuzlar yayınlatmış olduk. Esnek öğrenimi kolaylaştırma el kitabı. Örneğin buradaki kitaplarımızdan birisi Çin deneyimi üzerinden hareket ediyor ve COVID-19 esnasında neler yapıldığını ortaya koyan 15 Mart 2020 tarihinde yayınlanmış bir el kitabı. İkincisi ise evde aktif öğrenme kılavuzu 27 Mart 2020'de yayınlanmış durumda. Bu da öğrencilere yönelik olarak yayınlandı. Sonrasında ise esnek öğrenim kılavuzu var bu noktada. Kampüslerin kapatıldığı dönemde yüksek öğretimle ilgili olarak bunun yayınlandığını söyleyebilirim. Bir kılavuz olarak 17 Nisan 2020'de eğitim pratiğiyle ilgili fikirler ortaya koyduğu gibi, örneğin gizlilik, mahremiyet, bilgi mahremiyeti gibi hususlara değinilmiş durumda. Burada farklı unsurlara ele almış durumda. Yüksek öğretim tasarımıyla ilgili neler yapılabilir, hangi açık eğitim pratikleri kullanılabilir ve buradaki eğitim ortamının güçlendirip yaygınlaştırılması açısından neler yapılabilir üzerinden başka belge ve kitapçık ve kılavuzlarda yayınlamış olduk. Buradaki ders kalitesiyle ilintili çalışmalarımız da yer aldı. Bu kapsamda
size göstermek istediğimiz şey aslında esnek pedagoji olarak adlandırabileceğimiz bir başlık. Yeni bir model kullanıyoruz, yeni bir strateji kullanıyoruz, gelenekselin yerine kullanıyoruz bunu. Yani geleneksel ders, sınıf ortamlarındaki dersin yerine kullanıyoruz. Kolay, katılımcı ve etkin olmasını teşvik ediyoruz öğrenim süreçlerinin. Dolayısıyla çalışmanın ana boyutları üzerinden seçenekler sunan bir eğitim alan ya da öğrenci temelli eğitim stratejisine odaklanmış durumdayız. Zaman ve kaynakların dağılımı açısından da stratejimizi buna odaklanmış şekilde belirlemiş durumdayız. Ve bununla ilgili tabii temel unsurlar da var. Sınıflar kesinti var, eğitimde kesinti yok başlığıyla temel hususlar belirledik. Dolayısıyla öğrenim ve öğretimde esnek organizasyon, öğretmenler ve öğrenciler için etkin hizmetler, devletler, girişimler ve okullar için işbirliği, uygun dijital öğrenim kaynakları, uygun dijital öğrenim araçları, çeşitlilik barındıran öğrenim yöntemleri, güvenilir cihazlar ve ağ altyapısı. Ders kaynakların yaygın olarak kullanılmasında öğrenci ve öğretmenlere bir altlık oluşturuyorsunuz. Okula geri gelebilirler, okula geri dönüş mümkün olabilir. Dolayısıyla bu kaynakları da desteklemesi gerekiyor ve dijital öğrenim araçlarının güçlenmesi aynı zamanda onların hazırlık aşamalarını da güçlendirmiş oluyor. Derslerin ve okulların bu stratejileri uygulamaya koyması gerekiyor ve bununla ilgili olarak da araçlarını oluşturmuş olması gerekiyor ve bu yüzden güvenilir cihazlar, güvenilir altyapılarını kullanmak durumundalar zaten. Geleneksel sınıf ortamını aslında sınıf açısından da geliştirerek devam ediyoruz. Ve burada tip onayını gerçekleştiriyoruz aslında etkin öğretimle ilgili olarak ve devletin ve okulların işbirliği, paydaşların işbirliği çok önem taşımaktadır. Bunu da tabii ki belirtebiliriz. Yani temel odakları arasındadır aslında buradaki öğrenimin kesintiye uğramamasının, sınıflar kesintiye uğrasa da eğitimin kesintiye uğranmaması açısından bu işbirliği de çok önemlidir. Ve Mart ayında bir el kitabı yayınlamış olduk. Esnek öğrenim kılavuzu. Kampüslerin kapatıldığı dönemlerde, kapalı olduğu dönemlerde yüksek öğretimle ilgili bir kılavuz belgesiydi bu. Temel aslında kimi sözcükler var bunları tanımlayabileceğimiz. Bunlar nelerdir? Tasarım, hizmet sunumu, kaynaklar, etkileşim ve değerlendirme. Dolayısıyla biz burada aslında yeni stratejileri kullanmak durumundayız esnek öğrenimle ilgili. We maybe we can use some webcast and the MOOCs and others. And also we need to provide some resources and try to promote indexing and change the strategy of assessment. So how to make the lesson plans flexible learning is very... Bu noktada aslında gerçekten kimileri için esnek öğrenime yönelik ders planlarının yapılması zorluk taşıyan bir etmen olabilir, unsur olabilir. Ve burada geleneksel açıdan bakıldığı zaman etkili bir karma öğretim, harmanlanmış öğretim stratejisi nasıl oluşturulabilir okulda, sınıf ortamında? Geçtiğimiz yıl çünkü dersler gerçekten çok çok değişmiş oldu. Geleneksel
ders kitaplarını kullanıyorsak bunu kullanmak artık çok çok kolay olmuyor yeni ortam içerisinde. Dolayısıyla hizmet sunum mekanizmaları nasıl olacak? Buradaki öğretim içeriğinden hemen sonra hizmet sunumu nasıl gerçekleşecek, ders sunumu nasıl gerçekleştirilecek ya da buna bakmamız gerekiyor ve bununla ilgili olarak da eğitim yaklaşımlarını belirlememiz ve değiştirmemiz gerekiyor. Değerlendirme yöntemlerini de tabii ki değiştirmemiz gerekiyor buna bağlı olarak. Bir plan yaptık diyelim. Bunun üzerinden öncelikle planı belirliyorsunuz ve buradaki o hedefler neler? Öğrenim hedefleri neler? Bunları ortaya koyuyorsunuz ve öncelikle motivasyonu sağlamanız da gerekiyor. Tabii online ortam içerisinde bu harmanlanmış öğrenim müfredatı üzerinden, ders programları üzerinden böylece öğretmenlerin de aktivite yapma yetilerinin de geliştirilmesi ve etkileşimin güçlendirilmesi gerekiyor. Bu noktada aynı zamanda işbirliği faaliyetlerinin, grup faaliyetlerinin entegre edilmesi gerekiyor program içerisine. İletişim geliştirilmeli ve bu noktada geri bildirim kılavuz ilkelerinin ortaya konulması bekleniyor. Referansların ve değerlendirme araçlarının da geliştirilmesi önem arz ediyor. Evet, peki biz buradaki çeşitli yollarda dersleri nasıl sunuyoruz? Nasıl ders verebiliyoruz? Burada farklı kaynakları kullanıyoruz aslında burada. Eğitimde webcastleri kullanmak gibi, mocklar aracılığıyla öğrenme gibi, online kaynakları kullanmak gibi ve online üzerinden organize olmanın yollarını bulmak gibi ki bu çok kolay değil pek tabii ki. Asking students to... Bir yığı var. Ve bu noktada aynı zamanda grup öğrenimi ve ortak çevrim için kursların önemli olduğunu da söyleyebiliriz. Buradaki ödevleri bitirmek açısından da tersine sınıf ya da ters yüz edilmiş sınıf ya da öğretim yöntemi kullanılıyor aynı şekilde. Burada üniversitelere bakıldığı zaman da bu tarz bir organizasyon gerekiyor. Yani ortak çevrim içi ders organizasyonu da önem taşıyor strateji açısından. Grup öğreniminin yanı sıra ve ters yüz edilmiş öğretim, ters yüz edilmiş sınıf eğitimi gibi başlıklar önem taşıyor. Biz buradaki öğrenci etkileşimini nasıl teşvik edebiliriz online üzerinden? Çok kolay değil buradaki etkileşimi sağlayabilmek açısından ve burada stratejilerimiz gerekiyor açıkçası. Bunlar üzerinde durduk. Stratejiler önerdik öğretmenlere yönelik olarak. Öğrenimi güçlendirmek açısından, yani çevrim içi tartışma, proje temelli öğrenim, çevrim içi tartışma, beyin fırtınası, deneyimsel öğrenme. Ve de aynı şekilde oyunlaştırma öğrenimi, oyunla öğrenme gibi sanal ortamlarda kullandığımız araçlar var. Gene öğrenim çıktılarının tanımlanması ve değerlendirmenin buna benzer şekilde bu kapsamda gerçekleştirilmesi geleneksel olanı artık uygulamak mümkün olmuyor. Yaygın ya da örgün eğitimde çıktıların değerlendirilme yöntemlerinin yelpazesine bakıldığı zaman bunun öğretmenler tarafından kullanılması mümkün olabilmektedir ve bu yolla da öğrencilerin katılımını güçlendirmek açısından öğretim ve öğrenim faaliyetlerinde değişikliğe gidilmektedir. Çevrimiçi tartışmalar, vaka çalışmaları gibi başlıklar burada devreye girebilmektedir. Özet olarak bakıldığı zaman esnek ders planları ve öğrenim faaliyetlerinin, aktivitelerinin tasarlanması gerekmektedir, oluşturulması gerekmektedir ve çeşitli
teknoloji güçle güçlendirilmiş yolların sunulması beklenmektedir ve dijital kaynakların zenginleştirilmesi, uygun araçların öğrenimde kullanılması gerekmektedir. Öğretim faaliyetlerinin tasarlanması ve aynı zamanda öğrenim süreçlerinin değerlendirilmesiyle çıktıların uygun bir biçimde ortaya konulmasının sağlanması önem taşımaktadır. Tabii burada katılım ve motivasyonu da güçlendirmek önem arz eder. How to adapt in OER flexible learning. Actually, it's another handbook, guidance on open education practice during school courses. This handbook including bir tane kitabımız da var. COVID-19 salgını sırasında kullanmış olan açık eğitim uygulamaları nelerdir? Bu gerçekten kaynaklar açısından, eğitim kaynakları açısından değerlendirildiğinde açık eğitim pratikleri kılavuzu okulların kapandığı dönemde nasıl uygulamalar yapılabilir ortaya koymaktadır. Öncelikle burada aynı zamanda yetkinliklerin güçlendirilmesi de gerçekten önem taşımaktadır. Onu da söyleyebiliriz. Yine buradaki her kitabı içerisinde bakıldığı zaman yetkinliklerin dışında notlar da yer almaktadır. Çeşitli konu başlıkları üzerinden açık eğitim kaynaklarına bakıldığı zaman gene kime faydaların olduğunu söylememiz mümkün. Maliyeti bir kere azaltıyor ilk etapta ve burada gene öğrenim kalitesini güçlendiriyor ve bununla birlikte yaşam boyu öğrenmeye destek oluyor ve bundan fayda sağlayabiliyoruz. Uygun pedagojik yöntemler ve iyi tasarlanmış öğrenim hedefleri sayesinde öğrenim faaliyetleri çeşitlendiriliyor ve geniş bir yelpazede yenilikçi pedagojik seçenekler sunulabiliyor eğitmenler ve öğrenciler için. Bu mümkün olabiliyor ve daha aktif katılım sağlanması da mümkün olabiliyor. UNESCO'nun kapsayıcı öğrenim toplulukları da böylece desteklenmiş oluyor. In this recommendation, they talk about the justicious application of OER in combination with OER'in ortaya koyduğu önerilere ve buradaki zorunluluklara ya da katkılara baktığımız zaman maliyeti azaltıyor dedik. Aynı zamanda öğretim kalitesini güçlendiriyor. Burada erişilebilir eğitimi temin ediyor, yaşam boyu eğitimi temin ediyor ve oradaki bilgi paylaşımını kolaylaştırıyor. Dolayısıyla burada daha aktif bir katılımı eğitim süreçlerinin bütününde sağlamış oluyor. Buradaki el kitabına bakıldığı zaman açık eğitimden, açık eğitim kaynaklarından zaten bahsetmiş olduk ve bu noktada da aynı zamanda çevrim içi eğitimle ilgili sonuçlar, ortaya çıkan doğan sonuçlara baktığımız OpenAccess via the web and also MOOCs provide learning materials in an active way by using quizzes, instant feedback and assignments. Belirlediği hedeflere ulaşmak için önem taşıyan faktörler arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Çin'de de keza durum böyledir. Ve biz burada kitlesel açık çevrim içi derslere odaklanıyoruz. Buna vurguda bulunuyoruz. Bu kaynaklar merkezi Çin devletinin inisiyatifiyle de destekleniyor. Aslında temel eğitim hizmetlerinin sağlanması, bu noktada devlet tarafından sağlanması önem taşıyor. Ulusal kamu hizmetleri platformundaki eğitim kaynaklarının paylaşılması temel olarak eğitimde kamu hizmetlerine altyapı sağlıyor ve platformun kendisi iletişim ağını da
oluşturuyor ve burada kaynak sağlayıcılar, kullanıcılar ve eğitimin her düzeyindeki kişinin paylaşımda bulunması ve aplikasyon ortamından faydalanması temin edilmiş oluyor. Ve bu e-kitabı içerisinde kimi listeler de sunulmuş durumda. Buradaki özellikle dünya çapında her taraftaki ülkeleri içerecek şekilde, MIT'leri içerecek şekilde zengin kaynakların belirtildiğini söyleyebiliriz. Buradaki açık öğrenim var, MIT var, OpenStax var, Connections var, African Storyback gibi. Buradaki repozitoriler, buradaki aslında kaynaklar yer alıyor. Kaynak bellekleri ya da bilgi havuzları yer alıyor. Bunların adları slaytımızda sıralanmış durumda zaten. Ne tarz veri depolamaları var, veri depoları var ya da bilgi havuzları var. Bunları koyuyoruz burada. Kimisi yüksek öğretimle ilgili, kimi başka eğitim biçimleriyle ilgili olarak ve buradaki kaynakları oluşturanları da dair de bir sınıflandırma yapılmış durumda. Yüksek öğretim dediğimiz gibi olabildiği gibi başka öğretim düzeyleriyle ilintili olarak da bu bilgi havuzunda, veri havuzundan faydalanmak mümkün olabilmektedir. Ve burada sanal simülasyon deneyi var. Öğrenim ortamıyla ilgili olarak kapsayıcı eğitim ortamıyla ilgili olarak. Ve bu noktaya baktığımız zaman öncelikle sanal deniliyor. Sanal gerçeklik diyelim. Hatta burada ne yapabiliriz? Hayal gücümüzü kullanabiliriz, etkileşimi kullanabiliriz, aynı zamanda kapsayıcılığı kullanabiliriz ve bu nokta içerisinde örtülü öğrenim de sağlanabiliyor. Bu nokta içerisinde bunu da söyleyebiliriz. İşbirliğine dayalı eğitim modelleri içerisinde özellikle cisimleştirme yoluyla bilgi edinimi de öğrenimde mümkün olabilmekte uygulama üzerinden. VR provides the student an opportunity to learn through experience in contrast to the traditional methods of reading and writing. In the action, VR education makes it easy to faydalı olabilmektedir. Tamamıyla yani zamanın bütününde ve bu deneyimleri hatırlanabilir kılabiliyorsunuz böylece. Ve buradaki sanal gerçeklik hayal gücünü ya da imgelemi güçlendirmekle birlikte yaratıcı düşünceyi de teşvik etmektedir. Ve bu da bir altlık oluşturmaktadır, temel oluşturmaktadır bizim için. Peki buradaki kaynakları nasıl tasarlayabiliyoruz? Eğitim ortamına bakıldığı zaman ya kitlesel öğrenmeye baktığımız zaman bu neler var? Öncelikle kapsayıcılıktan bahsedebiliyoruz. Duyusal, sosyal, sembolik, anlatısal ya da aksiyonel olabiliyor bunlar. Bunların hepsine bakabiliyoruz. Farklı tarzda imersiyonlara, farklı tarzda kapsayıcılıklara bakabiliyoruz. Ve simülasyonları kullanabiliyoruz burada. Aynı zamanda yapısalcı faaliyetlerde bulunabiliyoruz. Burada gene somutlaştırılmış eşsellikten bahsedebiliyoruz. Yöneltilmiş kapsayıcı anlatılardan bahsedebiliyoruz. Ve buradaki e-kitabına baktığımız zamansa bu da gene sanal ve simülasyon deneyiyle ilgili bir kavram, teknoloji, yapı ya da mimari ve uygulamayı ortaya koyuyor. Ve bunun içerisine bakıldığı zamansa 5 tane bölümden meydana geldiğini söyleyebiliriz. Ve biz öncelikle burada hedefleri tanımlamakla başlayacağımız şekilde ders içeriklerini belirlemiş oluyoruz, hazırlığını sağlamış oluyoruz ve deney ve çalışma grubunun düzenini teyit ediyoruz. Öğretmeni hazırlıyoruz bir taraftan, sonra öğrenciyi hazırlıyoruz ve burada araştırma sorularını belirliyoruz, bunları tanımlıyoruz, değişkenleri tanımlıyoruz, hipotezi yazıyoruz, deneysel
uygulamaların tasarımını gerçekleştiriyoruz ve bu noktada da bilgilendirmede bulunuyoruz. Öğrencilere yönelik olarak amaçları, prosedürleri ve kılavuzları ortaya koyuyoruz. Rapor yazımı sonrasında laboratuvar raporlarının online olarak içerilmesi ve çıktıların değerlendirilmesiyle devam ediyoruz. Kaynaklara bakıldığı zamansa bu kaynakları biz nasıl hazırlayabiliriz? Öncelikle neyden konuşacağız? 3D modellemesi ve 3D programlamasında taşıdaki veri toplama yapısından bahsediyoruz ve bu noktada öğrencilerin bilişsel seviyesi ve güvenirlik modelleri oluşturuluyor. Veri yapılarına bakılıyor ve bunlar üzerinden de işte 3D modeller geliştirilebiliyor ve 3D programlama gerçekleştiriliyor. Grafik kitapları kullanılabiliyor, arayüzler kullanılabiliyor, entegre gelişim kullanılabiliyor ve aynı zamanda buradaki kaynakların tasarlanması açısından da 3D motor kullanılabiliyor ve sonrasında kaynakların yayınlanması aşamasına geliyoruz ki statik içerikler var burada. Düşük ağırlıklı uygulamalar ve gerçek zamanlı uygulamalar yer almaktadır ve Çin'e bakıldığı zaman kuzeyinde bizim ulusal sanal simülasyon deney eğitim merkezlerimiz var. Yukarıdaki bilim ve teknoloji alanında, tarım ormancılık ve aynı zamanda tıp alanında, beşeri bilimler ve sosyal bilimler alanlarında da burada üniversiteler içerisinde merkezlerin yer aldığını söyleyebiliriz. Pekin Üniversitesi'nde de, Pekin Normal Üniversitesi'nde de ve enstitülerinde bunlara dahildir. Ve aynı zamanda beşeri bilimler ve sosyal bilimlerin dahi buna dahil olması önem taşıyor tabii ki eğitim organizasyonu açısından da. Yine çevrimiçi sanal ve simülasyon deneyimlerinin LAPIX'te gerçekleştirilmesi de ayrı bir başlık. Yüksek eğitimde elektronik, işitsel ve görsel yayıncılığı sağlayan bir şirket üzerinden onun sağlandığını söyleyebiliriz. Temel konu başlıklarıyla ilgili olarak yüksek öğretimde ve bunun yanı sıra aynı zamanda ilk öğretimde de sanal ve simülasyon deney ve yüksek derite kaynaklarının 3000'in üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Kolokasyon ve keşif konusunda çalışmalarında bulunduğunu belirtebiliriz ilk öğretimde. Ve kaliteli ve dayanıklı eğitim için çözüm ne olabilir bu noktada bakıldığı zaman aslında bu kavram üzerinde çevrim içi eğitimle bağlantılı olarak durmuştuk zaten. Buraya bakıldığı zaman dayanıklılığın ve kalitenin yükseltilmesi. Peki ne nasıl olabilir? Kalite ve dayanıklılık nasıl yükseltilebilir buradaki eğitim içerisinde? Ve öncelikle biz çevrim içi eğitimin temel olguları nelerdir? Bunlara bakmamız gerekiyor. 7 tane temel olgudan bahsedebiliriz bundaki Çin deneyiminden yola çıktığımız zaman. Çevrim içi eğitim aslında teknolojinin teknolojiyle güçlendirilmiş eğitimin bir türüdür. Burada görevler var, kaynaklar var, yöntemler var, web servisler var ve bu noktada bunların bir araya geldiğinde 4 tane temel faktörü oluşturduğunu söyleyebiliriz. Kaynaktaki tasarım aşamasında bunlar bileşen olarak yer almaktadır. 4 ana faktör olarak. Gene ikinci bir başlık tasarım altında sorun odaklı görevlerin effective online learning. It means we need to design the problem. The first one is the principles of multimedia learning should be followed to prepare learning resources. Bununla birlikte multimedya öğreniminin, eğitiminin de hazırlıkları yapmak açısından, öğretim kaynakları konusundaki hazırlıkları yapmak açısından ilkeleri, bu ilkelerinde dikkate alınması gerektiğini söylemem. Operasyon sonraki başlık, çevrim içi öğretim genel olarak öz düzenlenmiş öğrenim yetisine dayanmaktadır. Öz kendi kendine düzenlenmiş ve kendi kendine yönetilen öğretim yetilerinin güçlendirilmesine dayanmaktadır ve burada öğretim hizmetlerinin aslında değişik öğretim ve bilişsel, öğretimsel ya da eğitsel ve bilişsel araçlardan ayrı düşünülemeyeceğini söylememiz gerekir.
ve işbirliğine dayalı öğrenim yapısının en etkili öğrenim model modları arasında yer aldığını da belirtebiliriz. Özellikle grup içerisinde öğrenme açısından, grup içi eğitim açısından öyle bir özelliği olduğunu da belirtebiliriz. Bu aynı zamanda aslında kamusal bir alanı da oluşturmaktadır. Kaynakları bulabiliyorsunuz burada, kaynaklara erişebiliyorsunuz ve geleceğe bakıldığında biz gelecekte aslında esnek öğrenimi ve aktif, pardon, esnek öğretim, aktif öğrenme bir öğrenim ortaya koymamız gerekiyor. Buradaki balık şeklinde düzenlenmiş yapıya baktığınız zaman öz öğrenim yetisi aktif öğrenme. Dolayısıyla biz aslında öğrenmeyi bu şekle dönüştürmek ve esnekleştirmek durumundayız. Buradaki kuyruğa baktığınızda zaten balığın kuyruğuna baktığınız zaman temel hususunuz ne çıkıyor? Etkin öğrenme, aktif öğrenme çıkıyor. Öbür tarafta baş kısmında esnek öğretim var. Arkaya geldiğinde, baştan arkaya doğru gelindiğin zaman tüm unsurları görüyorsunuz. Eğitim ve öğretimle ilgili olarak. Yani bunlar arasında neler var? Eğitim içerikleri var, öğretim metotları var, öğretim değerlendirmesi, eğitim değerlendirmesi var ya da öğrenim değerlendirmesi ve aslında buna bakıldığı zaman dijitalin önemine de değinilmiş durum. Ve dijital kaynaklar, teknolojik uygulamalar, aplikasyonlarda önem taşımaktadır. Ve çeşitli öğrenim ve değerlendirme, çok çeşitli öğrenim ve değerlendirmeye bakıldığı zaman geleceğin eğitimini bunun nitelendirdiğini söyleyebiliriz. Öz tempolu, çok modelli ve otantik bir öğrenimin özelleştirilmiş eğitimi tanımladığını söyleyebiliriz. Ve kişisel yetkinliklerinde öz düzenlenmiş öğrenim aracılığıyla geleceğin eğitimini belirlediğinizi söylememiz, ona altlık oluşturduğunu söylememiz de mümkün olabilmektedir. Buradaki değişim ile, geleceğe yönelik eğitim, öğrenim değişimi ile ilgili aslında güdüleyici olarak da belirleyebiliriz bunu. Biz burada çevrim içi bir ve aynı zamanda çevrim dışını birleştiren bir öğretim modelinden bahsettiğimiz zaman, buna UMO dediğimizde kimi kritik noktalar ortaya da çıkabilmektedir. Buradaki UMO olarak nitelendirdiğimiz online merge offline'ın kısaltması şeklindeki öğretim tanımlamasının önem taşıdığını söylememiz mümkün. Yeniden tasarım yapmamız gerekiyor. Yeniden öğretim ortamını yapılandırmamız gerekiyor. Artık geleneksel sınıflar etkili olamamaktadır. Burada çevrim içi bir forma doğru geçmemiz gerekiyor ve bunun artık kendisinde etkili olmadığını söyleyebiliriz. Hem öğrenciler hem de öğretmenler için bilgi verilmesi gerekiyor. Bir plana ihtiyaç duyuyoruz ve öğretim ağları ve sistemlerinin devlet tarafından desteklenmesi gerekmektedir. Ve aynı şekilde tabii kampüs ortamlarında da dijital kaynakların geliştirilmesine ve kabul edilmesine de ihtiyaç duymamız gerekiyor. Esnek öğretim ve aktif öğrenimle ilgili bu noktadaki davranışların sağlanması, emin edilmesi gerekmektedir. Ve buradaki akıllı eğitimin üç katmanına baktığımız zaman bu bütün halinde bu katmanlara akıllı eğitim diyoruz. Akıllı eğitim ortamlarında öğrenimin verimliliği, okulun etkinliği, araçların ve kaynakların verimliliği yer almaktadır. Örneğin okulda, sınıfta kullandıklarımız üzerinden bunu değerlendiriyoruz ve ikinci katmanda teknolojiyle güçlendirilmiş eğitim öğretim yer almaktadır. Burada kişiselleştirilmiş bir öğrenim ve aynı zamanda adaptif öğretimin yer aldığını belirtebiliriz.
Biz aynı zamanda bunu tanımlayıcı öğretim olarak da belki tanımlayabiliriz ve üçüncü aşamaya geldiği zaman kanıt temelli eğitim sisteminde bilgi üretkenliğinden ve insan kaynakları sisteminden bahsediyoruz. Eğitimdeki dediğimiz üzere kanıt temelli bir eğitim sistemidir. Ve akıllı eğitimin özellikleri nelerdir dediğimiz zaman 6 tane unsuru burada belirtilebileceğini söyleyelim. Yüksek dijital okuryazarlık hem öğretmenler hem öğrenciler için. Bunun yanı sıra yenilikçi öğretim yöntemleri ve stratejileri, çeşitli ve kesinlikli değerlendirme hem öğretim için hem öğrenim için. Kişiselleştirilmiş ve talep üzerine hizmetler öğretmenler ve öğrenciler için, etkili açık eğitim kaynakları uygulamaları ve eğitimsel yönetişim, bu yapay zeka ve büyük veri tarafından desteklenmektedir. Bunlar işte Çin'de akıllı eğitimin temellerini oluşturmaktadır. Buradaki deneylerin gerçekleştirilmesi akıllı eğitimde farklı alanlarda yapılan testlerle sınanmıştır. Bu 6 element üzerinden, unsur üzerinden değerlendirmeler yapılmıştır. Buradaki akıllı eğitim ekosisteminin modernizasyonundan bahsettiğimiz zaman, burada aslında ekosistem ve dayanıklılığa odaklanmamız gerekiyor. Kalite ve dayanıklılığa odaklanmamız gerekiyor. Burada altyapı devreye girmiş oluyor ve aynı zamanda geleceğe yönelik ileri görüşlü bir yönetişim ve politika girişimlerinin temin edilmesi gerekmekte. Bir dijital öğretim altyapısının aslında akıllı eğitime geçiş sağlayacak şekilde yapılandırılması gerekiyor. Geçişsel öğretime odaklanmak gerekiyor aynı zamanda. Ve son olarak da kimi sonuçlar ve öneriler var. Dayanıklı eğitim sistemleri geleceğin krizleriyle baş edebilecek şekilde yapılandırılmalıdır, oluşturulmalıdır. Çevrim içi yüksek öğretim kalitesi, ders planları, ders sunum yöntemleri, öğretim materyalleri, araçların hazırlanması, öğretim faaliyetlerinin tasarlanması, öğrenim çıktılarının, eğitim çıktılarının değerlendirilmesi gibi hususları dikkate alacak şekilde yapılandırılmalıdır ve bunun temin edilmesi önemlidir. Yine akıllı eğitim ekosistemi aslında eğitim ve öğretimin dönüşümünü destekleyecek şekilde sağlanmalıdır. Uluslararası araştırma projelerinin eğitimde ve ileri teknolojilerde ortak bir şekilde başlatılması, sürdürülmesi gerekmektedir. Eğitimde dayanıklılığın ve akıllı eğitimin temin edilmesi için işbirliğine ihtiyaç duyuyoruz. Ortak çalışmalara ihtiyaç duyuyoruz uluslararası alanda. Dikkatiniz için, ilginiz için teşekkür ederim. Özgür. Professor, your microphone is mute. My microphone is mute? No, I mean Turkey's professor. It's okay. Yeah. Professor Huang, thank you very much for this inspiring presentation. That was very insightful for me and Professor, I think teşekkür ederim. Çok feyiz verici, ilham verici bir konuşmaydı benim açımdan. Sanıyorum katılımcılar için de öyledir. We have three questions in the Q&A section. And evet, soru cevap bölümünde 3 tane sorumuz var. Dr. Cheng will help you to chat'te de 2 sorumuz var. Şimdi bu sorulara bakabilirsiniz. Soruları tek tek yanıtlayayım mı? Yanıtlarlarsa seviniriz. We will be happy if you can answer them the question or all together as well. Because yani hepsini dinleyip de cevaplayabilirsiniz. Çünkü yakında bir paralel oturumumuz başlayacak. Tümünü okuyup yanıtlayabilirsiniz. Geleceğin eğitimi konusunda ne düşünüyorsunuz? Yapay zeka tekrar ve düşük bilişsel görevlerde mi kullanılabilir daha çok?
biz okullarda ve üniversitelerde neye ihtiyaç duyuyoruz? Faydalı olabilir aslında yapay zeka değerlendirmede özellikle. Ama eğitim dediğimiz zaman etkileşim çok önemli ve burada tabii ki yapay zeka çok çok fazla bir şey gerçekleştiremez. Bizim burada etkileşime ihtiyacımız var, değerlere ihtiyacımız var eğitim açısından ve bu noktada yapay zeka bunları karşılayamaz ama değerlendirme aşamaları gibi aşamalarda çok faydalı olabilir eğitimde, böyle diyebilirim. Tamam mı? So there is two in the chat section as well. How can we avoid social isolation online education formats? This question comes from Maya as well. Evet, burada çevrim içi eğitim formatında sosyal tecritten nasıl kaçınabiliriz, nasıl kurtulabiliriz gibi bir sorumuz var. Sosyal tecrit, sosyal izolasyon dediğimiz de çevrim içi eğitimde tipik olarak gündeme gelen bir soru bu. Ve bizim bu noktada sentetik öğrenime bakabiliriz, işbirliğini güçlendirebiliriz, eğitim ve öğretmen ve öğrenciler arasında ve aynı zamanda köprülendirmeyi sağlayabiliriz. Burada akranlar arasında da ama sosyal tecrit konusu bir sorun olabilir ve bunu gündemimize tutarak çözüm önerilerini geliştirmemiz gerekir. Bir sonraki soru. The second one is I find online education to be much harder than face to face. Yeah, actually I agree. Even in China. Çevrim içi öğretimin, çevrim içi eğitimin yüz yüze eğitimden daha zor olduğunu düşünüyorum. Burada kullanabileceğim stratejileri paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Bir profesör olarak çevrim içi eğitimi kendi açınızdan en kolaylaştıran yaygın strateji nedir? Bizim açımızdan bakıldığı zaman eğitimler gerçekleştiriliyor öğretmenlere yönelik olarak. Webcast'ler gerçekleştiriliyor. Bunlar çok faydalı oluyor webcast'ler. Aynı zamanda aktivitelerde de bulunuyor, faaliyetlerde de bulunuyor ki öğretmenlerin katılımı güçlendirilebilsin diye. Buradaki peki eğitimin organizasyonunu daha iyi nasıl sağlayabilirler ve çevrim içi stratejileri nasıl aslında belirleyebilirler? Onun için öğretmenlerin de öğrendiği bir ortam oluşturmak gerekiyor. I think there is no more question. Okay. Evet, sanırım başka soru yok. Tamam. Yeah, Professor Huang, thank you very much. Professor Huang, çok teşekkür ediyorum tekrar. For your attendance, katılımınız için çok sağ olun. Yeah, we would like to see you in person in the coming Agile Congress. We would like to invite you again once more because we couldn't make it in physical settings. And now we have a certificate for you, but this is physical one. Now you can see it on the screen. So the organizer, and the owner of the Agile Congress and the publishing companies donated for the green world, some trees and plants for you. And thank you very much. If you thank you, thank you, my owner. Thank you, thank you. Thank you so much. Thank you, Matt. If you have any final say, so do it, please. Okay, see you, bye-bye. Yeah, that's it. Thank you so much. Thank you, Chang. Thank you, Huang. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.